Aydın Haberlerine hoş geldiniz. Ben Tuğba. Haftanın özeti başlıyor. Bu hafta CHP Parti Meclisi'nden Aydın'ın da içinde bulunduğu 3 Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması beklenirken bu karar ertelendi. Adaylığı kesinleşen belediye başkanlarından biri olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nun adaylık açıklamasının ertelenmesi bir takım iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Tabii burada Özlem Çerçoğlu bu kez her yeri belirleyemeyecek diye de bir şey kulağıma geldi. Çünkü Aydın'ın da ilçeleri var. Tabii belediye başkanı esasında kendi isimleriyle de çalışmak ister. Kendi belirledi. Çünkü nedir amaç? Uyumlu çalışmaktır. Mantıklı olan da budur. Ama benim duyduğum bu kez Özlem Hanım'a bu kadar çok yetki verilmeyeceği yönünde. CHP Aydın'da 3 belediye başkan adayı belli oldu. CHP Parti Meclisi toplantısında Aydın'ın 3 ilçesinin adayları kesinleşti. Buna göre CHP Bozdağı'nda Mustafa Galip Özel, Çin'de Mehmet Kıvrak ve Sultanhisar'da Osman Yıldırım Kaya'yı aday olarak belirledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nun adaylığı ise bu parti meclisi toplantısında da belirtilmedi. İYİ Parti Aydın'da haftayı istifalar ve il başkanlığına kimin getirileceği gerilimiyle kapattı. İYİ Parti eski Aydın İl Başkanı Recep Taner, seçimle gelen il yönetiminin görevden alınması halinde Efeler Belediye Başkan aday adaylığından çekileceğini belirtmişti. Ahmet Ertürk'ün göreve asaleten atandığını öğrenen Taner, aktif siyaseti bırakarak Efeler Belediye Başkan aday adaylığından çekildiğini söyledi. Bu hafta sokak gündemimizde neler vardı izleyelim. Asgari ücret belirleniyor, sizce ne kadar olmalı? Asgari ücret bu şartlarda yeterli değil. 17 falan olması lazım en az. O bile yetmez de asgari ücret arttığı zaman her şeyin fiyatı artacak yine. 2023 yılı nasıl geçti? Kötü geçti. Vallahi yıl yıldan kötü geliyor yani. Ondan daha kötü günler bekliyoruz yani. İyi bir şey beklemiyoruz. 2023 dediğimizde aklında ne kaldı? 2023 tamamen berbat geçti abla. 2023 sizin için nasıl geçti? Berbat. Rezalet. Sizce kötü de hem nasıl kötü? Bu hafta pazar çok kalabalık. Alım gücü arttı mı? İnsanlar bir maaş aldıkları zaman pazar kalabalık oluyor. Öteki gibi aynı. Bir kere veriyor, 10 kere düşünüyorlar. Geçmiş döneme göre fazla bir şey değişmedi. Yani bazı ürünlerde %10, %5 oranında bir düşüş var. Çin'e de en büyük sıkıntı şehir içindeki yolların çok kötü olması. Neredeyse hiç bakımsız. Çinli bir genç olarak sosyalleşebiliyor musunuz? Alanlarınız yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Çünkü burada sadece boş boş parklar yapılmaktan başka bir şey yok. Çinli'nin en büyük sorunu nedir? Talebiniz var mı? Yol en büyük problem yol. Köstebek gibi yollar. Hala taş, parke veyahut da asfalt olmayan yollar var köylerde. En yakın köylerde, özellikle yaşadığım köyde. Sovancıra Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Köstübek Yuvası, Kandak Kundak, bu döşüme yeri, Köstübek Yuvası. Taş döşedi la, bir mahalle bitti, ondan sonra ikinciyi başka. Hizmet bekliyoruz, hizmet yapmıyorlar, taraf tutuyorlar kızım. Taraf tuttukları için memnun değiliz biz. AKP'li olsun, CHP'li olsun, MHP'li olsun, hepsi de aynı. Kendi menfaatlerini düşünüyorlar kızım. İncirlova'da yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Çözülmesini istediğiniz sorun var mı? Şu an çözülmesini istediğim sorunlar çok büyük. Sadece İncirlova'yı kapsamıyor. Bize en büyük verilen ceza Özlem Çerçoğlu'nun İncirlova'ya hizmet etmemesi. İncirlova'nın çevresinde gelir giderken arabayla yol değiştiriyorum ben. Neden? Yollar sıkıntılı. Altyapı sıkıntısı olduğundan dolayı illa ki kanalizasyon çözüm değil. Altyapıdan ne kadar sağlam olursa yukarısı o kadar sağlam olmuş olur. Ben de konuşabiliyor muyum? Tabii. Bu 3,5 yıldan bari büyükşehir bağlı bir yer değil miydi burası? Bağlıdır. Neden büyükşehir yardım etmemişti bu köylerin alt sorununu neden yer getirmemiş? Anca mı gelmiş bu sorun? 8 metrenin altı akınlara sen ver dilekçe. 8 metrenin de son akınlara büyükşehir yapsın. Aydın'da gündemin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Bir sonraki özetimizde görüşmek dileğiyle. Aydın haberlerini takip edin, haberiniz olsun.